7 Şubat 2021, Southwell, İngiltere, Birleşik Krallık. Yedili pirasa ve altılı Ganyan tahminlerimizle beraberiz. Evet, çalışmamızı yaptık arkadaşlar. Pazar günü itibariyle 3 tane yabancı yarış gözüküyor. Bunların hepsinin çalışması şu anda bitti ve hemen Southwell ile ilgili görüşlerimizi de size aktaralım. Plase ayağı birinci koşuyla başlıyor burada 16:35'te. Evet, bu plase ayağı gerçekten çok karışık gözüküyor şu anda. 4 tane safkan burada önerimiz olacaksa. İlk atımız 5 numaralı Red Allure, Callum Rodriguez ile. İkinci atımız 1 numaralı Dark Side Prince, Louis Edmonds ile. Üçüncü atımız 6 numaralı Black Current, Rowan Scott'la ve dördüncü atımız da 3 numaralı Arcavalho, Clifford Lee ile arkadaşlar. Burayı 5, 1, 6 ve 3 şeklinde geçmek durumundayız. Tabii ki sizin atınız varsa koyabilirsiniz. Ama bu 4 atın ilk 2'ye gireceğini tahmin ediyoruz. Evet, günün ilk altılı ganyan ayağı olan ikinci koşu da şartlı. 3 ve yukarı İngilizler 1000 metre kum pistte Southwell'de tüm koşular normal kum pistte koşuluyor arkadaşlar. Burada aslında bugün çok tatlı böyle şeker bir program var. Bir aksilik olmazsa birçok kişi yine tutturabilir. Epeydir İngiltere'de hemen hemen sürpriz yok gibi bir şey. 100 lira, 130 lira gibi rakamlar veriyor. Evet, altılı ganyan ilk ayağı ikinci koşu. Bu 5 safkan içerisinde biz şöyle bir stratejiyle baktığımız zaman The Hook 2 numara Rosa Ryan'ın bindi. 2 defa koşmuş bu safkan. Birinci ve üçüncü olmuş. Burayı da seçtiler. Şimdi Southwell'e geldi bu safkan. Southwell'de diğerlerine oranla çok ön planda. Hem 2 tane koşu görmüş ve yarışa asılan bir safkan olduğu belli zaten. Bunu izlemiştik biz hep beraber. Burada bir de aynı zamanda Kampaç Çok Hoko diye bir at var. Bu Kampaç Hoko arkadaşlar Haziran'dan beri koşmuyor. Biz bu atın şu anda Kieran Schumacher'la birinci geleceğine inanmıyoruz ama inananlar bu atı da yazar. Burada 2 numara The Hulk'u biz banko olarak öneriyoruz. Diğer safkanların bir fonksiyonu olduğunu inanmıyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Ama dediğim gibi bu ayakta risk görenler sadece 3 numarayı ilave edebilirler. O yüzden biz burada 2 numara The Hulk'u, Rosa Ryan'ın bindiği Hulk'u, The Hulk'u, 2 numara banko. Evet, altılı Gaya'nın ikinci ayağı, üçüncü koşuya başladı. Baktığımız zaman handikap 4 ve yukarı İngilizler 2400 metre kum pistte çıkıyorlar. Uzun metrajlı bir koşu bu. Arkadaşlar burada gerçekten takip ettiğimiz ve inandığımız bir safkan var. Burası Klas 6 yarışlarının yapıldığı bir grup. Klas 6 grubu burası. Bizde handikap olarak geçiyor. TCK tabii bunu hiçbir zaman için klasını yazmıyor nedense. Önemli değil. Biz söylüyoruz zaten bunu size. Burada takip ettiğimiz bu 4 numaralı Tavri, Cem Hardy ile bu zaten Klas 5 atı yani bu grubun bir üst atı olmuş oluyor. Southwell tecrübesine de baktığımız zaman ve son performansına baktığımız zaman üst gruptaki bu grupta zaten kazanmaya geldiği, kapalı gözlüğünü de takıp bu grupta kazanmaya geldiğini anlayabiliyoruz. Böyle alternatif banko dahi olabilecek bir safkan bu. Kaldı ki antrenörü ve sahipleri de aynı Anthony Britain'lar olduğunda İngiltere'de bu tip kombinasyonları gördüğümüz zaman bir safkanda genelde o safkanın birincelikle veya en azından yarışa asıldığını görebiliyoruz. Bunun arkasından 2 numaralı Strad Ash Graham Lee ile 26 Ocak'ta bir ikincilik yapmış ve 10 Ocak'ta da birinci gelmiş onun evvelinde. Yani şu son birinciliği ve ikinciliği Southwell'de tabii ki yarışa gidecektir. 5 numaralı Chipchak, Paul Mulrennan'la. O da 15 Ekim'de Southwell'de bir birinciliği gözüküyor. Bu 3 tane atın burası için yeterli olduğunu düşünüyoruz. Burayı 4 başta olmak üzere 2 ve 5 şi de yazarak adeta kapatmış gibi oluyoruz. Ama dediğim gibi alternatif banko düşünenler 4 numara Tavri'yi. Her ne kadar Ganyan'ın da yüksek çıkacaktır bunun. Tavri'nin Ganyan'ın altının aşağı ineceğini düşünmüyoruz ama dediğim gibi bu Class 5 atı her ne kadar orada 6'ları görüyorsalar da 8'leri derecelerinde o bir anlam taşımıyor. Çünkü bir üst grupta yaptı onları.
Evet, burayı 4 başta olmak üzere 4, 2, 5 geçtik şimdi. 4. koşu altılı ganyanın 3. ayağındayız. Altılı ganyanın 3. ayağı saat 18.05'te başladı. 4 ve yukarı İngilizler handikap 1600 metre kum piste çıkacaklar. Burası Class 4 adresi. Tabii bizde handikap gözüküyor tekrar. Arkadaşlar burada 1 numaralı Zeeland Ben Curtis'in bindiği Class 3 atı ve gerçekten burada 28 Ocak'ta da bir boyla üçüncülük yapmış. O en son üçüncülüğü de bir boyla yapmış arkadaşlar. Öyle uzak falan değil. Tabii ki burada biz bu atı size banko olarak öneriyoruz. Ama dediğim gibi bu at eğer düşerse burada tabii ki diğer atlar en azından ekürüler 4, 5 ve 2 de devreye girecektir. Ama dediğim gibi bu safkan Ben Curtis şu anda Zeeland'la burada en şanslı konumda gerek tecrübesiyle atın gerekse performansıyla ve grup farkıyla tabii Class 3 atı olduğu için burada Zeeland'ın yanına biz at yazmıyoruz ve bunu banko olarak tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Size de hem böylelikle yer kalıyor, değerlendirme şansı kalıyor. İsterseniz ona göre yanına at da yazabiliyorsunuz. Evet, şimdi altılı ganyanın 5. koşuyu 4. ayağına geçiyoruz. Altılı ganyanın 4. ayağı gerçekten çok karışık. Günün hemen hemen en karışık koşularından bir tanesi arkadaşlar. Tam 6 tane safkan yazmak zorundayız. Bu 9 atın 6'sını yazmak zorundayız ve imkanı olanlar bu ayağı kapatmalarında yarar var. Burada ilk atımız The Brian Horse Phil Dennis'le Bombacı Phil'i ilk başa aldık. Evet, bunun adı Bombacı Phil arkadaşlar. Phil Dennis adeta bütün sürprizleri getiriyor İngiltere'de. Southwell performansı gerçekten çok iyi ve Amerikan orijin gördüğünüz gibi Sovyet star anne tarafından. İkinci atımız 3 numaralı Mr. Freeze David Robert'la. O da Southwell'de gayet güzel işler yapmış. Bir safkan üçüncülükler, ikincilikler. David Robert'la saf bir İrlanda orijin görüyorsunuz. Kapalı gözlük ve dili bağlanıyor bu sefer koşuda. Tabii ki David Probert gibi çok usta bir jokey biniyor ona da. 2 numara Fly Through Nicky McKay ile. Her zaman gözüken bir jokey değil, çok kaliteli bir jokey değil ama bindiği zaman mutlaka o atları tanıyan bir jokey oluyor ve bu sefer saf Amerikan orijin bir ata biniyor arkadaşlar. Robbins Pass baba tarafından gerçekten kuponlarda kesinlikle olması gereken bir safkan. 7 numara Zahira. Zaten bunu biliyorsunuz, İtalyanların attığı. Burada Marco Gianni buna binecek. Bu safkanın da Aralık ve Ocak'ta yapmış olduğu Southwell birincilik koşulları var arkadaşlar. Burada da güzel dereceli işleri var. 6 numaralı Magnificia Shane Gray ile 3 Ocak'ta Southwell'de 3. olmuş. Ve son olarak da 1 numaralı Glory of Paris Andre Moulin'le. Her ne kadar 60,5 kilo da olsa zaten 1400 metrelik bir yarışta çok fazla ağır kilo etkileneceğini zannetmiyoruz. Son iki koşusu Southwell'de, yani bir dördüncü bir de üçüncülük yapmış. O da güzel bir orijine sahip. Sir Lancelot, Prens Lancelot gibi. Evet, burayı 5 başta olmak üzere 5, 3, 2, 7, 6 ve 1 şeklinde geçiyoruz. Şimdi altılı ganyanın 5. ayağına geçtik. 6. koşu. Arkadaşlar burada da şöyle bir durum var. Şimdi Bill Garrity Apprenti burada 1 numarayı Double Dealing'e binen. Bu 3 yaşlı İngilizlere binecek bu Bill Garrity. Buna eğer güvenebiliyorsanız ki bu sürdürek çıkacak da diğerlerinden klas farkı da var tabii bu atın. İrlanda, saf İrlanda, orijin istikrar yavrusu. Fakat bu ayakta çok dikkat edin arkadaşlar. Yani tamam, biz bunu banko olarak önermek zorundayız çünkü şu anda biz yurt dışına baktığımız zaman rekor derecede rekor sayıda bir otoritenin ve bahis firmasının üzerinden bu ata oynandığını görüyoruz yani. Demek ki bu at diğerlerinden çok farklı. Bill Garrity eğer Apprenti bu hatayı yapmazsa bu atın kendisi bir hata yapmayacak. O hata yapmadığı takdirde de bu koşuyu kazanır. Ama rakipleri 2 numara, 6 numara ve 4 numara arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Eğer bu safkan düşerse aslında bana göre hepsinin geliri var. Çok dikkat diyoruz. Burada biri biz banko olarak öneriyoruz size. 6. koşu, 5. ayak banko. Evet, şimdi günün son ayağına geçelim. 7. koşu. Bu da handikap 4 ve yukarı İngilizler 1200 metre. Bende klas 6 olarak gözüküyor burada listemizde.
Arkadaşlar burada da tam 5 tane sapkına yer veriyoruz. 8 atın 5'ini yazıyoruz. Dediğim gibi imkanı olanlar bu ayağı da kapatabilirler. Buradaki atların hemen hemen hepsinin gelme ihtimali var. Ama biz bir 5 atın sıralamasını verelim. İlk atımız 7 numaralı Sir Rodney Redblood. Marco Gian bindi. Bu da son 2 Saltwell performansı ile gerçekten 2-3 hatta 2-5-3 yapmış. Zaten 5 Saltwell'de değil. Bakın şu 5 yani son 3 koşunun 5'i Saltwell'de değil. 2 ve 3 Saltwell'de. O yüzden son 2 Saltwell performansı çok güzel. O yüzden ilk atımız oldu bu. Atı izledik de zaten hep beraber TJK'nın verdiği yayınlarda da izliyoruz ve gayet güzel bir at olduğunu gördük. 5 numaralı Pearl of Qatar ve 2 numaralı Karat. Zaten bunlar kendileri koştular 28 Ocak'ta. Karat birinci geldi. O koşuda Pearl of Qatar 5 numara ikinci geldi. Burada bu iki atın düellosunu beklerken tabii biz ilk 7 numarayı koyduk burada. Sir Rodney Redblood'u. Bu 3 tane altın dışında da kim gelir? O zaman 1 numaralı Üstad burada Ben Curtis'le devreye girer. Çünkü 1 Ocak'a kadar çok koşturdular ama 1 Ocak'tan 28 Ocak'a kadar dinlendirdiler bu atı. Ve yeniden şimdi piste soktuklarında çok da böyle hoş olmayan bir yedincilik yaptı. Zorlamadı kendini. Burada da böyle 50-50 yani bu atın yarışa gidip gitmeyeceği de belli değil. Ama giderse de kazanacak güçe sahip. Çünkü daha evvelden kazandı. Ve son olarak da 6 numaralı Big Impact. Grubun iki tık üstü arkadaşlar. Ama tabii ki herhangi bir epeydir herhangi bir fonksiyonu gözükmüyor. Yani safkan kaliteli grubun iki tık üstü. Yani klas 6'da değil klas 4'lerde koşmuş bir safkan bu. Ama şu ana kadar en son dönemlerde işte en son Ocak ayında bir beşinciliği gözüküyor. Burada da günün sürprizini yapabilecek bir safkan bu. Dediğim gibi imkanı olanlar bu ayağı kapatırlarsa çok iyi yaparlar. Buradaki bizim sıralamamız 7 başta olmak üzere 5, 2, 1 ve 6 şeklinde arkadaşlar. Evet, bütün bunlara geniş ayrıntılar web sitemiz www.marksporttahmin.com'dan ücretsiz üye olarak ulaşabiliyorsunuz. Burada şu uyarıyı da yapalım. Yurt dışı at yarışı tahminlerimiz 24 saat evvelden TJK'nın açıkladığı AGF oranları olmaksızın yapılıyor ve kanalımıza yayınlanmakta bunlar. Tek olarak vermediğimiz koşullarda gün içinde AGF oranları yüksek favori atları sizin kendinizin kuponunuza eklemesini tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi burada web sitemize rahatlıkla üye olabiliyorsunuz. Üye ol butonuna bastıktan sonra bu formu dolduruyorsunuz. Ad, soyad, kullanıcı adı ve çalışan bir e-mail adresiniz olması lazım. Bu e-mail adresinize gelen linki bizim e-mail attığımız otomatik e-maili açarak oradaki linke tıkladığınız zaman tekrardan buradaki web sitemize ulaşıyorsunuz ve kullanıcı adı, password, şifrenizi yazarak rahatlıkla ücretsiz olarak girebiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz web sitemizi. Southwell İngiltere ile ilgili görüşlerimiz burada sona erdi arkadaşlar. Burada tabii Crunchy ve Gapsim ile ilgili de görüşlerimiz, videolarımızı izleyebilirsiniz. Bunlarla ilgili bilgileri de web sitemizden gece 12'den sonra yayında olmuş olacak. Hepsini oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi bir hafta sonu, pazar günü geçirmesini diyoruz. Bol şanslar.